Dünya 4.6 milyar yıl yaşında. Yeryüzündeki en eski fosil örnekleri ise 3.5 milyar yıl öncesine dayanıyor. Evrensel ortak atamız Luca'nın ortalama 4 milyar yıl önce yaşadığını düşünüyoruz. Ama yeryüzündeki yaşam dünyanın ilk 4 milyar yılı boyunca pek de değişikliğe uğramıyor. Yani canlılara baktığımızda hala çok basit yapıda var. Yaşam çoğunlukta okyanuslarda ve karaya baktığımızda ancak mikrobiyal mat dediğimiz yapıları görüyoruz. Bunlar çok katmanlı mikroorganizma tabakaları. Aslında bu mikrobiyal matların görüldüğü en önemli bölgelerden biri ise ülkemizdeki Saldağ Gölü. 2019'da NASA'dan ve Türkiye'den birçok araştırmacı Saldağ Gölü'nde incelemeler yaptılar. Amaçları, yeryüzündeki antik yaşam şekillerini inceleyerek Mars'ta antik yaşam şekilleri var mıydı bunları görebilmek. Ve de NASA 2021 raporuna göre Saldağ Gölü'ndeki minerallerin ve kaya depozitlerinin araştırdıkları Mars'taki Jezero kraterine kıyasla dünyadaki en benzer örnekleri olduğunu açıkladı. Yani Saldağ Gölü'nde yaşamış olan ve hala yaşayan bu mikrobiyal matlar Mars'taki antik yaşam biçimlerini oluşturuyor olabilir. Şimdi karada hayat basit ama okyanuslarda biraz daha gelişmiş çünkü burada artık siyanobakteriler yaşıyor. Koloni halinde yaşıyorlar ve de oksijen üretiyorlar. Böylece önce okyanuslar sonra atmosfer oksijenle doluyor. Ve de Arkean devri siyanobakterilerin liderliğinde gelişen büyük oksidasyon olayı ile bitiyor. Artık jeolojik zaman skalasının 3. devrinde yani İyon'undayız. Bu döneme Proterozoik devri diyoruz. Ve de 2,5 milyar yıl ile 539 milyon yıl arasındaki zaman dilimini kapsıyor. Şimdi bu devir Kambriyen patlaması ile birlikte sona erecek. Siyanobakteriler atmosferdeki oksijeni arttırdılar. Bu dönemde Kambriyen öncesi dediğimiz dönemde canlılarda bu oksijenin etkisi ne? Yani nasıl değişiyorlar, nasıl başkalaşıyorlar bunu göreceğiz. Ki daha sonra Kambriyen'e baktığımız zaman bu evrimleşme olayının ne kadar farklılık gösterdiğini öğrenebilelim. İlk olarak çekirdekli hücreler yani ökaryotlar ortaya çıkıyor. Yaklaşık 1.8 milyar yıl önce. Endosimbiyotik veya endosimbiyoz teorisine göre olan şey şu. İki tane tek hücreli canlımız var. Biri diğerini bir nevi yiyor veya içine alıyor. Veya iki canlı birleşerek bir araya geliyorlar ve daha karmaşık yapıdaki ökaryotlar oluşturuyorlar. Bundan yaklaşık 500 milyon yıl sonra karada ilk defa mantar örneklerini görüyoruz. Bu mantar dediğim fungi yani fungi mantarlar yediğimiz mantarlar değil de mikroskopik daha çok bizi hasta eden mantarlar. Bir 100 milyon yıl daha geçti ve de artık 1.2 milyar yıl önce ökaryotlarda eşeyli üreme ortaya çıkıyor. Yani bugünkü bakteriler ve bazı mantarlardaki gibi eşeysiz üreme, ikiye bölünme veya küçük bir parçacığın, tomurcuğun oluşması ve kopması değil de ilk defa mayoz bölünme ile sexual reproduction dediğimiz eşeyli üreme yapıyorlar. Eşeyli üremenin bizler için önemi ise ökaryotlardaki evrimleşme sürecini çok fazla hızlandırıyor olması. Sonunda geldik 1 milyar yıl öncesine ve artık Kambriyen patlamasına ve canlıların çeşitliliğinin artmasına çok daha yakınız. 1 milyar yıl önce ilk defa karada fotosentez yapan çok hücreli canlılar görüyoruz. Yani bugünkü bitkilerin ataları aslında düşündüğümüzden çok daha yaşlılar. Yaklaşık 700 milyon yıl önce hayvanların evrimleşmesi başlıyor ve de ilk defa böyle süngerimsi hayvanları görüyoruz. Daha sonra da ise 600 milyon yıl önce artık atmosferdeki oksijen ozon tabakasını oluşturmaya başlıyor. Kambriyen patlamasından hemen önceki dönem ise Ediyakaran periyodu. 635 ile 542 milyon yılları arasını kapsıyor. Bu dönemde Ediyakaran biyotası dediğimiz ilk büyük
çok hücreli ve de kompleks hayvanlar ve diğer canlılar ortaya çıkıyor. Ve de bu canlılar çok garip yapıdalar, simetrik yapıdalar, artık gözle görebiliyorsunuz. Ama böyle hareketsizler ve genel olarak ilginç canlılar. Oval yumurtaya benzer veya yabancı araştırmacılara göre yorgana benzer canlılar. Dairesel disk şeklindeki embriyolar. Bu canlıların fosillerinin neredeyse 20 santime ulaşan çapları var. Yaprağa veya tüye benzer şekli olan canlılarsa yaklaşık 1 metre boyutlarına ulaşabiliyor. Yani gözle göremediğimiz ya da milimetre ile ölçtüğümüz canlılardan 1 metrelik canlılara geldik. Ediacaryan'da daha birçok garip şekilli ve özellikli canlılar da var. Dünyanın ilk 4 milyar yılından Ediacaryan'a kadar ki olan süreçte canlılarda hala çok fazla bir çeşitlilik yok. Yani baktığımız zaman Ediacaryan'da ki bu Kambriyen'in hemen öncesindeki dönem, buradaki canlılar hala hareketsiz, böyle sap duruyorlar, birbirleriyle bir etkileşime geçmiyorlar. Kendi kendilerine yaşayıp gidiyorlar. Beslenmeleri için birbirlerine ihtiyaçları yok. Genellikle okyanus tabanında yaşayan ve ihtiyaçları olan besinleri sudan direkt absorbe eden farklı organizmalar bunlar. Yani ortada bir besin zinciri yok. Bu canlıların sindirim sistemleri yok, hareket edemiyorlar, görüşleri yok, yani körler. Bugünkü canlılara baktığımız zaman hala çok çok basit yapıdalar. Ama işte her şey yaklaşık 542 milyon yıl önce başlayan ve 20-25 milyon yıl süren Kambriyen patlamasıyla değişiyor. Atmosferde oksijen vardı ama artık birike birike öyle bir seviyeye geliyor ki hani yaşamları için, evrimleri için oksijene ihtiyaç duyan canlıların türleşmesine izin veriyor. Kambriyen sonrası canlılara baktığımızda bacakları var, solungaçları var, kabukları var. Exoskeleton dediğimiz bir nevi iskeletleri var. Hareket ediyorlar, birbirlerini yiyorlar. Yani bir besin zinciri oluşturuyorlar. Çok çok daha farklı yapıdalar. Peki neden, nasıl bu kadar çok şiddetli bir olay bir anda ortaya çıkabiliyor? Dünyada ne değişmiş olabilir? Yani Kambriyen patlaması dediğimiz olay tam olarak ne ve canlılar nasıl, ne şekilde değişiyorlar? Bir sonraki videoda Kambriyen patlamasından ne oldu ve de canlılar nasıl değişti bunları göreceğiz. O zaman bugünlük bu kadardı. Daha fazla bilimsel, evrimsel alanlarda video izlemek istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.